arkadaşlar. Şimdi kızım geldi. Pilav yapacağım. Tavuk pişiyor, biraz geç kaldı açıkçası. Biraz toparladım, toz aldım ama toz arada almayınca çok fazla toz oluyor arkadaşlar. Simsiyah çıkıyor. Toz aldım yerlerden. Çocuklara kahve makinem geldi, gelin kahve içelim diye yazdım. Oğlumla spora başladı da. Tavuk diyor sadece. Tavuk yapıyorum. Zaten ben onlar her gün gelir diye reklamlara göre yapıyorum bir şeyler arkadaşlar. Aynen böyle. Aynen böyle. Şimdi bunun suyunu alacağım. Ben üzerine olan espriler doğrayacağım. Gerçi oğlum böyle espriler yemiyor ya. Yemin şeyini aldım, yağını, sole. Migros'tan alıyoruz normalde. Sonra piştikten sonra zeytinyağı yapayım. Az yaptım yağını. Çok şükür toz aldım. Makinemi açtım. Makinemi kullanıyorum. Kaldı makinemi. Şöyle karışık. Jasmin. Pirinçle karışık. Şirveli. Şu da jasmin pirince benziyor. Zeytinyağı hayali kurmuş. Alacağım. Daha ne alacağım da sanki biraz zeytinyağı varmış gibi geldi. Neyse, ben şu tereyağdan koyacaktım zaten. Bundan koyulmak işte. Evet. Şimdi bu taraftan
mutluca. Unutamadım. Arkadaşlar. Çok az su ilave edeyim ya da gözükmesin. Biraz da yağ ilave edeyim. Sanki bunun suyu az geldi gibi oldu. Altını açtım ikisinde. Kavaya ben su koymamıştım, tuz koymamıştım. Çocuğum gelince ben yemek hazır olur. İşte öğleye kadar şeyle uğraştım ya. Kahve makinesiyle tuz aldım. Tuz alıp hemen yemek koyacaktım aslında. Şimdi o öyle, biraz daha suyu, tavuk. Kilomu koydum. O da öyle kızarıyormuş gibi olsun. Haşlama doğru öyle koyarım, yeriz ya, ne olacak? Salata yapsın demiş de salata... Bir tane domates var. Marul var biraz. Bakayım. Bakalım belki değişmiş biliyor musunuz? Bulgur. Bunların hepsi pirinç arkadaşlar. Şimdi 2,5 kilo 4 tane kap aldı. Bunun bir tanesini kapalı. Ben karıştırıp değiştirmişim. Bunu yerine yerleştireyim. Şey var. Bunlar pirinç. Bir sıra pirinç. Arka sıra pirinç, ön sıra bulgur. Hadi ettim Allah. Oh bir oldu. Biraz içine su koydum da suyla da biraz çorba yapayım olmaz. Biraz dinlenmem bas. Arkadaşlar.
Şimdi yemekler iyice pişinceye kadar limonata içtim. Bunun kapakları makine yapmıştım. Bir kere daha çalışacak. Buraya sıvarmıştım bilmiyorum. İçeriye götüreceğim. Bunu bu tarafa koyacağım. Bunu da oraya koyacağım. Biraz güzel bir sohbet ettik. Sınavı katılıştı, önemli. Ondan sonra yemekler pişti. Domates falan yapacaktım da. Ondan sonra pişecektim. Domates falan yapacaktım. Kalabalık bakın. Başlama gibi oldu artık. Yanları çorba yapsam iyi, çorba da yapmıyorum. Şurada biraz bulaşık var, onları da makineye yerleştireceğim. Çıkaracağım. Havluları
attım makineye, şey çarşafları çıkarttım. Lavabolar yıkanmıyorsa olsa balkon baksını falan silerim. İzleyiyle böyle yapmış olurum arkadaşlar. Çöp yarım çöp ağzına kadar doldum. Thank you.
aldığımız zeytinyağını. Yemeğimizi yiyelim. Yemeğimiz bu. Daha işte çocuklar da gelecekler dedim. Onlar biraz geç gelecekler. Kızım da okuldan geldiği için mecburen yemesi lazım. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Yani içecek olarak. Ya meyve suyu koyuyorum sana. Okey. Tamam. Soğan düşmüş şuraya. Bardakları yıkamam lazım galiba çünkü hiç bardak kalmamış. Ben çocuklar gelinceye kadar makine çalıştırayım. Sonra tencereler elimde falan yıkarım olmaz. Bardaklar yıkansın diye.
Hadi gel kızım. Haydi. Bugün dedim ki. Kendime dolu ya. Aynen. Kaçma mı? Bugün kendime dedim ki. Evet. Sosyal Tonguç'tan 50 soru çözeceğim. Tamam. Başka bir şey yapma. Sen o tarafa geçebilir misin? Tamam aşkım. Öğretmenin anlattıklarına bir şeye bakarsın. 50 soru. Finish. 50 soruyu en son bir yarım saatte yapalım. Tamamdır. Yarım saatim olmuştur. Doğru. Bunu çalıştırmayı mı anlamıyorum? Tamam anlayacağım. Bu sayıklar. Çalıştıralım. Çocuklar gelinceye kadar bardaklar falan kalsın. Bu sabah bulaşığı gibi olsun. Sonra yedikten sonra yine böyle tabaklar, çanaklar, tencereler akşamleyin. Atarım makineyi. Hepsini de yıkarım arkadaşlar. Görüşürüz. Yemeğimizi yiyelim şimdi kızımla bakalım. Görüşmek üzere. Dışarıya çıktık. Koltuklarım, koltuklar. Antalya'da bir yağmur yağıyor, duruyor, tutturar yağıyor arkadaşlar. Saat şu anda 10:30 falan geliyor işte. Dışarıya ne çıktık? Su almaya diye çıktık kızma. Dolabın üstleri kaldı, silmedi. Aldık. Ne göstereyim? Öbür taraflar kapanmış diğer marketler. Suyu burada da koyduk. Ondan sonra
Makineyi biraz boşaltmıştı da üstü tamamen duruyor. Böyle tacımı taktım. Gittik. Sabahın hazır börek aldım. Hiç epey de almamıştım dedim. Gitmişken alayım sabah kahvaltımı atarım airfryer'e. Yapıverim diyerekten. Yani börek aldım. Börekten şey aldım diye. Dudak kremi aldım. Kalsam mı diye dolapta. Dolap da doğru inşallah. Şimdi televizyon açacaktı da. Ben şeye geçeyim. Sen bir videonu çek ondan sonra. Yumurta. Yağda yumurta yapacağım ya. Tavada yumurta yapacağım sabah. Ne konu çıkıyor ya. Börek aldım. Sabah peynirli börek. Miray da yemiyor. Sonra o akmıyor. Eriyen peynir. Miray öyle yer. Yiyecek. Hani yumurta yapsam dedi. Onda yer işte ya. Patates olsaydı alırdım da patates yok. Bardak var. Birisi kırılıyor, birisi oluyor derken karışıyor gidiyor arkadaşlar. Vallahi bizim içeride hiç işim kalmadı. Sadece yukarı bak, yukarı dolabın üst tarafı silinecek. O da çok kolay. Onu da halledelim arkadaşlar. Biraz kapı var. Üç tane kapı var silinecek. Biliyorsun benim kapı silme kolaydır. Hemen temizlik yüzey temizleyici. Temizlik havlusuyla hemen böyle yapıyorum ve siliyorum. Bir boşalttı. Kahve kendisi öğütüyor, kendisi çekiyor. Kendisi kahvesini yapıyor. Güzel, beğendim. Özellikle çekirdek kahve istedim arkadaşlar. Kapsülü, mapsülü istemedim. İlla çekirdek kahve. Çekirdek kahvenin ölçüsünü hoşuma gidiyor. İşte bir ara gitti. Şarjım bitti. Bir kameraya çektim, videoya çekerken. Şarjım bitti. Çocuklara kahve yapacaktım. Ya, onu da yapamadım zaten. Bakın ben dolmuş kahve içinde. Işık yanmaya başladı. Onun için
yan tarafını izledim. Sonra baktım. Şu an şey var mı su? Onu çekiyorum. Şimdi var testi falan ben de. Şimdi böyle bir kutu var. O kahve yaptıkça temizlenecek demek. Çalışmıyor temizlemediğin zaman. Öğrendim yavaş yavaş ya. Neyse işte de. Bana nasıl dolaşacağım derken biraz geçmiş, biraz kalmış. Biraz geçmiş, biraz süreli. Biraz değişti. Biraz beğenmedi. Sonra içemedi. Şimdi ben içeceğim. Bir gün falan diyorum. O da ya çay içti. Sonra kahve her gün akşamdan yemekten sonra sütle içerim. Sütle kalıyordu var ya. Çözüme var bunu bilmiyorum. Süt tuzu alsam mı acaba diyor. İşte kalori varsa akşamları içerim. Geçer mi doğurmaya götürmüştü de. Onun şeysi kaba. Falan dolmaya dolaba kaldırmıştım. Oh. Hadi sen köyden götürün, orada yer falan demişti. Onun kabını getirmiş. O kap, o kap yani. Şimdi pilav tavuk suyu yaptığım için bayatlar. Tamam. Çalıştırmayacağım çünkü bardak bölümü boş. Sabah kahvaltı bulaşıklarını atarım. Sabahleyin hemen erkenden makineyi çalıştırırım. Biraz bardak, biraz şey yeri var. Tabak yerinde bir iki tane alır yine de. Bizim varız oraya, oradaki çiçeğin, çiçeğin altının siyahın şey, alt siyah şey var ya, bir incecik minnacık. Onun bir tanesini atmış, yerden buldum. Taktım, öbürü yok. Arıyorum, tarıyorum, yok. Nereye koydu bilemedim. Barlas gelince ne düştü bilmiyorum, yine bilmiyorum. Ha, şey kapağı düşmüş. Termos. İlla ki bizimkiler de bir şeyler içeceklerdir de. Bakarız. Barlas'ın şeyi kalmış. Islatmayalım. Şöyle bir şey düşmüş. Barlas'ın arabasından mı, benim şeyden mi, kahve makinesinden mi, bilmiyorum. Oraya koydum kenara, süt kabı yıkanacak. Onu da makineye yerleştireyim. Sabah alırız. Şimdi yatarken belki bir içmek isteyen falan olursa, kahve. Onun için bekliyor arkadaşlar, bir iki saat önce. İçmiştik. Böyle geceleri artık bir takıntı haline geldi. İlla ki yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Alışverişim. Ne aldıysam göreceğiz beraber. Hadi. Benim alışverişim biliyorsunuz.
sonra dışarıda çocuk. Geç saat geçince de yiyemedim tabii. Bugün biz yemeğimizi kaçta yedik? Milano'dakimiz 3'te falan yedik. Belki de 3.30'du. Kahvaltı yerken yapacağım. Doğru ya arkadaşlar. Bak orası temizlendi. Rahatça oldu. İyi oldu. Sabah kahvaltı. Sabah 10.30-11'de falan alışveriş gelir. Onları kolayca ben iti iti veririm. Koy koy veririm dolaba. Ne gelecek? Kahvaltılık almıştım bugün peynir. Zeytin gelecek. Poşetli gelecek. Galiba. Yeşil zeytin, siyah zeytin var ama biraz daha aldım. Kaşar gelecek. Küçük tereyağı gelecek. Büyük alacaktım, yokmuş. Kahvaltılık olarak çikolata aldım galiba, tam bilmiyorum. Bal küçük aldım. Tahin pekmez şöyle bidonlardan aldım. Kaymak aldım. Reçel şeker 2 tane aldım. Kahvaltılık acı sos almadım. Almıştım, eklemiştim de onlar silmiş. Ben de bir daha yükleyemeyi unuttum. Sebze olarak patlıcan, kabak, domates, çeri domates kahvaltılık, salatalık kahvaltılık, dolma biber almadım. Gözüm aydın. Karnabahar, mantar var. Mantar yapmam lazım. Marul aldım. Biber aldım. Kırmızı biber aldım. Farklı pırasa aldım. Yemeklik. Pırasa yemeği yaparım. Yemeklik bunları aldım. Patates, soğan galiba aldım. Soğan var da patates de ekledim sonra herhalde. Kahvaltılık ayrıca patates aldım. Bimden sucuk falan almıştım. Bugün sosis almıştım zaten. Sigara böreklik yufka aldım. Şöyle üçgen kesilenden. Protein olarak hiç tavuk mavuk almadım. Çünkü Bimden almıştım gündüz. Makarna, bulgur, düğü, şehriye, böyle şeyler aldım. Yemeklik. Fasulyeyle nohut çıkarttım herhalde. Fasulye aldım. Kuru fasulye. Ondan sonra meyve olarak da mandalin, elma, kırmızı elma, yeşil elma. Erik aldım herhalde. 2-3 tane erik aldım. Şöyle minnacık az bir şey. Kavun almıştım, çıkarttım ama boş verdim, onunla uğraşacağım diyerekten. Kimisini çıkartıyorum, kimisini ekliyorum. Meyve olarak başka muz bile almadım. Bugün aldım diyerekten almadım. Çünkü ithal muz var, yerli muz yoktu. Arkadaşlar başka... Meyve sebze grubu bunlar. Kahvaltı grubunu da söyledim. Temizlik grubundan, çamaşır yıkama grubundan, çamaşır deterjanı aldım 3 litre, Perbol, Bingo Soft aldım, güzel kokan, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, tuvalet kağıdını 30 kilo aldım bu sefer. Şampuan da bugün petrol ofisinden almıştım, hobi şampuan. Çünkü artık bir her markayı alamıyorum, almıyorum, savaştan dolayı İsrail ürünlerini almak istemiyorum. O da tamam. Bulaşık deterjanı aldım 20 kilo olandan. Çamaşır suyu aldım. Bidonla vardı. Bidonla aldım. Migros'un şeyi. Çamaşır suyunu çok kullanıyorum. 2 tane sirke aldım. Biber salçası, domates salçası aldım. Yağ almıştım. Zeytinyağını yarın alacağız. 5 litrelik olandan. Yemeklik olarak bunlar ya. Başka da bir şey almadım. Bir tane daha çöp poşeti aldım. Çay, kahve almayacak. İçecek aldım. İçecek olarak maden suyunu çok aldım. 4 çeşit falan aldım. 7 gün Fanta aldım. Ondan sonra. Benim detokslardan bir 2 tane aldım. Limonata aldım herhalde. Kinder sütlüm aldım. Birkaç tane çikolata paketlerden aldım. Birkaç tane bisküvi falan aldım. Böyle hani sabah atıştırmak için. Ondan sonra çocuklar acıktıkça çikolata falan yiyorlar. Bir tane fındık aldım. Ceviz almıştım, onu çıkartmış. Ben de eklemedim. Fındık aldım. Yine aynı alışveriş aynı. Yani biz ne alıyorsak her zaman aynı öyle aldım.
İçeceği değiştirdim. Artık kola almıyorum arkadaşlar. Sonra Çağ'dan ekmek aldım. Tam burada ekmek yokmuş. Ekşi Mayalı ekmek aldım bir tane. Fırın bölümünden yani. Hazır gıda bölümünden patates aldım demiştim. Başka da hazır gıda almadım. Baharat bölümünden karanfil aldım çay için. Ha, bir tane çay aldım. Kahveyi aldım oradan şeyden, Bim'den. Onu tekrar oradan alırım. Vallahi aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Böyle bu alışverişin hepsi 3500 TL tuttu. İçinde pahalı olan bir şey vardı, neydi? Çekirdek kahve almıştım, çıkarttım onu, 200 küsur liraydı. Aklıma süt aldım iki tane. Bulaşık deterjan, çamur işi aldım dedim. Bulaşık makinesi deterjanı aldım. Öbürünü yeni almıştım zaten. Kahvaltılık, yemeklik, içecek, abur cubur da işte bisküvi bilmem ne, onları aldım. Bu kadar arkadaşlar. Deterjan aldık. Deterjan, tuvalet kağıdı, havlu. Başka da bir şey yok. Aslında eve bir koku almak lazım. Oda parfümü var. Var yukarıda, evet. Onu kullansam olur. Bu kadar. Görüşürüz. Mercimek falan mıydı bilmiyorum. Kırmızı mercimek. Pirinci oradan almıştım. Şeyden, Bim'den. Pirinç falan sürekli yiyoruz ya. İçerisinde bayağı bir. De dolma biberi niye almadım ki? Yoktu çünkü. Karnabahar almıştım. Bir şeyler daha var gibi de. Yok gibi de bilmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın savaşta onları beraber yerleştiririz. Kahvaltıdan sonra ben dışarıya çıkar gelirim. Kızım kaç sabahçım öğlencim bilmiyorum. Yağ almaya gideceğiz. Yağ alıp gelirim ondan sonra. Alışveriş gelir, onları yerleştiririz. Yarın yine işte tavukların günü geçmeden yarın bir tanesi son, yok birkaç günü var. Yarın mantar da yapsam olur, bakarız. Mantarlı pilav da yapabilirim, sebzeli yapıp arkasından içine pirinç koyup mantarlı pilav yapabilirim. Bakalım, görelim ne yapacağım, ne edeceğim bilemiyorum artık, bakacağız. Hayırlı geceler arkadaşlar. Cümleten bugünüm de böyle geç saat oldu, 10.30. Temizlik yaptım, çarşafları yıkadım, astım. Yemek, misafirimiz oğlum Gül geldi. Beraber yemeklerimizi yedik, kahvelerini içtiler. Ondan sonra kahve yaptım onlara. Çaylarımızı içtik, gelinim doldurdu. Kızım da işten gelince yemeğini yedi. Eşim de işten gelince yemeğini yedi. Yani bugün ben ne yaptım? Sabah dışarıya çıktım. Kahvaltı yapıcı yaptım. Dışarıya çıktım. Kızımı bıraktım. Orada çayımı içtim. Gelirken geldik eve. Gelirken bir şeyler aldım. Nereden aldım? Aldığım yerim yoktu. Gelirken pazara uğradım. Koyun yoğurdu var mı diyerekten. O süt peynir satan yerler var ya. Onlar da şimdi zaman değil dediler. Oradan dedim hani uygunsa zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin kiloyla alayım dedim. Baktım markette daha uygunmuş gibi geldi. Aslında değilmiş. Markette kiloyla satılanlar var. Onlar aynı fiyata geliyor. Daha uyguna geliyor markette. Onu sordum falan. Baktım yoğurt olmayan, hiçbir şey almadan çıktım. Zaten bugün alışveriş yapacağım. Sebzesi mevzesi her şey içinde. Şimdi bir oradan al, bir buradan al, olmaz. Eve geldik, evde. Eşim hazırlandı. Hazırlanmadan gitmişti. Ben kahvaltımı yaptım. Sonra kahvaltımı yapmadım. Eşimle beraber çıktım. Orada çay falan içtim. Sonra kahve içtim. Dedim böyle birden yağ almam lazım. Evde yağ yok. Tavuk pişireceğim. Ondan sonra bir girdim arkadaşlar. İşte kahvesiymiş. Tavukmuş, sucukmuş, sosismiş. Sosis aldım. Niye sosis yapmıyorsam yani. Ondan sonra yumurta. Yumurtayı da birbirinden alıyoruz. Baya baya bir şeyler aldım. Başka da mantı aldım. Bir
şeyini çaldım. Uygun fiyatlı 37, 2,5 kilosu 37 TL. O pirinci ben seviyorum ince ince. Onları aldım. Sonra eve geldim. Evde onları yerleştirdim. Eşim işe gitti. Sonra ta 2 saat falan geçti. O arada ben süpürgeyi çalıştırdım bir taraftan. Bir taraftan çarşafları sabah erkenden atmıştım. Sonra yemek, tavuk butları koydum işte. But da almıştım önümde. Koydum. Onlar pişerken ben biraz toz aldım. Bir baktım tavuk pişmişti. Kızım geldi okulda. Ondan sonra kızım dedim anneciğim ben temizlik yapar. Toz alırken yemeği pilav yapacaktım yapamadım. Sen de geldin dedim. Bir şey demedi. İyi fazla acıkmamış herhalde. Ona abur cubur bir şeyler verdim yemeğe kadar. Atıştırsın diyerekten süt, kinder sütünü verdim. Neyse, tozu aldıktan sonra, lavabo banyo bittikten sonra ben geldim, pilav koydum, pilav. Bir şurada dinlendim biraz, yorulmuştum. Bu arada biraz kızımla sohbet ettik. Bu arada abi sırada biz yemeğe geleceğiz diye. Gelin dedik. Ondan sonra onlar gelinceye kadar zaten kızım acıktı. Ben de biraz yoruldum falan, ben de atıştırdım. Onlar da geç geliyorlar sadece altta falan. Derken ben bir aile biz yedik yemeğimizi. Arkasından ben kalan temizlik yerlerini mopladım. O arada oğlum bile geldiler. Onlar yemeğini koydum. Onlarla zaman geçirdik biraz. Zaten bir saat, iki saat falan geçti. O arada kızım geldi, o da yemeğini yedi. Neyse çocuklara gönderdik. Onlarla sohbet, muhabbet. Onları gönderdikten sonra biraz zaman geçti. Ben namazları da kıldım arada. Hemen şöyle halılar, koltuklar, yataklar üstünü şöyle bir sildim. Arkadaşlar en son balkona gittim. Balkonu da hallettim. Bugün benim temizliğim bitti. Sonra temizlikten sonra tabii ki çay, kahve şeyi biter. Burada çay, kahve içiyoruz. En son ben şeye gittim. İçeride dedim biraz video izleyeceğim. Ben şimdi burada oturduk biraz yoruldum. O haber izliyordu herhalde tam hatırlamıyorum. İçeride biraz video izledim kendi videomu. Başka videoları izleyecektim. Tam bir yerden anne gidelim su alıp gelelim. İyi hadi madem dedik. Durdurdum videoyu. Su almaya gittik Migros. Öbür marketler kapanmış. Su alırken Migros'tan dedim sabaha dedim şöyle kolay bir şey alıvereyim ya. Börek. Baktım 45 TL'ymiş. İyi dedim hadi börek alayım sabah börek yapayım. Peynirli. Bir de yemedi aklıma geldi. Sonra Miray dedim senin sevdiğin peynirden yersin yersin. Tamam anne ben yerim dedi. Bana sen yine yumurtaya omlet tavada. Tamam dedim. Eve geldik işte şimdi yeşil çay yaptım. Bulaşıkları makineye yerleştirdim. Eşim burada haber izliyordu. Ben yerleştiriyorum ses giriyor. Ben içeriye geçiyorum dedi. İşte şu zaman, o zaman eşim içeriye gitti. Ben bulaşıkları yerleştirdim. Yeşil çayımı içeceğim. Biraz da uygun geldi açıkçası. 5-10 dakika sonra gidip yatağıma yatacağım arkadaşlar. Aynen böyle. Eslediğime göre uykum gelmiş demektir. Bugünüm böyle geçti. Kahvaltı, yemek, çocuklarım geldi, temizlik. Dışarıya çık, gel sabah, öğlen, akşam. Böyle geçti arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlı geceler cümleten. Allah rahatlık versin hepinize de. Bu arada Barlas'la tıraş olmuş. Şuraya çizgi falan attırmışlar şöyle. Çok tatlı olmuş. Burada masada yemek yedirdim ben ona. Tavuklardan verdim. Pilavı kaşıkla yemek istiyor. Masanın üstünde oturduğu yerde. İşte o yerken ben bir taraftan şey yapıyorum. Pirinçleri falan böyle filan. Çiçekler döküldü falan filan diye siliyorum falan. Hem tavuk veriyorum. Aa uçak geldi. Aa havalanına geldi. Falan diye işte böyle konuşa. Yedirdim de biraz yedi. Öyle çok fazla yemedi. Ama şey bir tane butu bitirdi. Sonra meyve suyun yarısını içti. Pilavdan 3-4 kaşık yedi. Yine de yedi. Kinder sütünü verseydim ben onu unuttum. Kinder sütünüm dolapta var mıydı onu bilmiyorum işte. Belki de muz yedirmiştir annesi. Onu da yemiş, ısırmış bir şuraya koymuş. Onu da yememiş.
Derken bugünüm böyle geçti arkadaşlar. Kızımla konuştum mu? Hatırlamıyorum valla. Sıfırda dedi kızımla. Kızım, öbür kızım spora gitti. Oğlum yürüyüş yaptı hocasıyla. Özel hoca tutmuş şeyden. Spor salonundan. Onunla beraber işte yürüyüş yaptılar gece. Dün spor salonunda hareketleri yapmış. Yarın tekrar spor salonunda hareket yapacak. Spor yapacak. Öyle arkadaşlar. Ben de başlayacağım falan diyorum da. Aman diyorum, ben evde yapsam da olur. Spor salonuna gitsem. Aslında bir evden çıkıp hani farklı bir zaman geçiriyorsun orada. İyi olur da. Bakarız ya. Ayarlarım belki. Biraz evcilleştim. Ev hanımı gibi oldum. Resmen böyle akşam bulaşık yıkanacak, ancak sabah iş yapılacak. Hep böyle. Bir hani arada bir etkinlik yapsam. Bir spor salonuna gitsem iyi olacak. Biraz çocuklar takılsın gitsinler bakalım da. Ben de bir ara plan yaparım, giderim belki. Geçen sene de böyle söylemiştim. Gidemedim. Evde yaptım sürekli. Görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı geceler. Allah rahatlık versin. Bu videoyu da tek başına yayınlarsam, benim bugünkü videom, kahve makinesini açtım. Ses geliyor orada. Arkadan ses geliyor. Lavabonun suyu gidiyor daha yeni. Bu bulaşık makinesi 2. Ondan sonra temizlik 3. Yemek 4. Kahvaltı 5. 4 ya da 5 tane videom olacak arkadaşlar. Hayırlı geceler. Allah rahatlık versin cümleten. Görüşürüz.